15. soruyla birlikteyiz arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde uygulanan tımar sisteminde toprak gelirleriyle Cebelü adı verilen askerler yetiştirilirdi. Bu askerler sorumlu oldukları bölgenin güvenliğini sağlar. Savaş zamanında orduya katılırlardı. Bu sistemde devlet toprağı halka kiraya verir. Toprak 3 yıl üst üste ekilmezse alınıp başkasına verilirdi. Bu bilgilere göre tımar sistemi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A seçeneğimize bakıyoruz. Üretimde süreklilik sağlanmış mıdır? Evet. Çünkü bu sistemde devlet toprağı halka kiraya veriyor. Böylece toprak sürekli ekiliyordu. Dolayısıyla A seçeneğinin doğru olduğunu görüyoruz. B seçeneğine bakıyoruz. Hazineden para çıkmadan asker yetiştirilmiş midir? Evet, toprak gelirleriyle Cebelü adı verilen askerlerin yetiştirildiğini görüyoruz. C seçeneğine bakıyoruz. Özel mülkiyet anlayışı doğmuştur deniyor. Halbuki tam tersine Osmanlı Devleti'nde toprak devlete aittir. Toprak sadece halka kiraya verilirdi diyoruz. D seçeneğine bakıyoruz. Halka iş imkanı oluşturulmuş mudur? Evet, bu sayede halk iş imkanına kavuşmuştur. Cevabımız C seçeneğidir.